Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Çok fazla sormuştunuz biliyorum. Fon videolarımda sen hangi fonlara yatırım yapıyorsun diye bunları biliyorsunuz paylaştım. Hatta şu anda da yine soruyorsunuz ne kadar işte oranda kazanç sağlayabiliriz? Hangi fonları aldığımız zaman ne kadar işte bütçeyle girersek ne kadar yüzde oranında kazanç sağlarız? Ne kadar para yatırırsak ne kadar para kazanırız diye. Şimdi arkadaşlar tabii ki ben size yatırım önerisi veremem fakat kendimin yapmış olduğu yatırımları size gösterebilirim. Aynı zamanda bugün bir ekran görüntülü video yapacağım size. Hangi yatırım fonlarını almışım ve 6 ay civarında ne kadar kar etmişim size bunları göstereceğim. Şimdi videoma geçelim. Evet arkadaşlar bakın burada şöyle herhangi birine girip şu sayfanın açılmasını isteyeceğiz. Buraya şu an ilk göstereceğim fonum bu Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi TL fonu, yoğun fon arkadaşlar. Şimdi bakın burada yaklaşık arkadaşlar 1 TL'den giriş yaptı. Şu an 1.30. Bu ne demek oluyor? %30 getiri sağlamış oldu. Şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı ortalama 40-45 günlük bir fon diyebiliyorum. Bakın arkadaşlar burada neredeyse 1,5 aylık fon. 14 Temmuz'da giriş yapmış. Bu şekilde bir ivmeyle yukarı doğru çıkmış. Toplamda aslında 131 karı var. Öyle görünüyor. Çünkü şu anki fiyata bakarsak eğer. Yani ben bu fonu aldım. Muhtemelen de şöyle söyleyeyim size. Bir hafta civarı geçti. O zaman almıştım. Yani yine bir %25 civarında, 20-25 civarında bir karım var. O yüzden bunu mesela bu firmayı aldığınız zaman içerik olarak hangi hisse senetlerine yatırım yaptığında açıkladığım bir video var. Şuraya bir yere bırakırım. İzlersiniz arkadaşlar. Aynı zamanda TGE İş Portföy Emtia Fonu, onu da yine paylaşmıştım. Hangi içerik olarak hisse senetlerine yatırım yapıyor diye bunları anlattığım bir videomdu. İzlemenizi öneririm. Şimdi arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi TGE İş Portföy Emtia Yabancı BF Fon Sepeti Fonu. Şimdi bakın arkadaşlar burada ben yaklaşık 8-9 ay olmuştu galiba, yanlış hatırlamıyorsam giriş yapmıştım. Hiç önemli değil. 6 aya bakalım. Ben 6 ayda %39 kar almışım. TGE İş Portföy Emtia, yani bunun içerisinde nikel, bakır, alüminyum, altın, gümüş, birçok değerli madenler var arkadaşlar. Diğer fonum arkadaşlar AES Ak Portföy Petrol Yabancı BF Fon Sepeti Fonu. Dolara bağlı bir fon arkadaşlar. Ak Portföy Petrol Fonu. Şimdi arkadaşlar bakın son 6 ayda yine bunda da yaklaşık 8-9 ay önce girmiştim ben. %48 bir kar verdi. Buna %50 diyelim. Yani gerçekten çok güzel bir kar. 10.000 lira yatırdıysak 5.000 lira karımızı aldık şu anda arkadaşlar. Hala şu anda bakın yükseliş göstermeye devam ediyor. Küçük bir gerileme var burada. Yani 0.73'ten 0.69'a çok düşük bir düşüş. Bu da kurdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Hala şu an yansımadı fakat göreceğiz. Pazartesi günü saat 11'de bakalım kaça gelmiş, kaça gerilemiş. Belki mesela şu biraz gerilemiş olabilir. Hiç önemli değil. Ben satmıyorum ve devam edeceğim almaya da düştükçe. Bir diğer arkadaşlar bendeki fon AFA. Bu da yine teknoloji ağırlıklı bir fon. Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu. Evet arkadaşlar son 6 ayda %63 bir kar vermiş. Çok güzel bir kar. Yani çok düşükten girmiştim buna da. Yükselişte karlarımı almış oldum. Satmadığım bir fon. Yani şu an devam ediyorum. O yüzden de şu an kazançlarımı almaya devam ediyorum. Satmayacağım. Ve şöyle girmek isteyen biri varsa yatırım önerisi olmadan bakın şu anda girebilirsiniz. Yani %48 arttığında şurada %48 artsa 30 artsa girmeyin, bekleyin. %-2 yani herhangi bir getiri vermemiş. Buna şu anda girebilirsiniz. Çok sorduğunuz için söylüyorum. Girsek mi girsek mi, niye girmeyesiniz arkadaşlar? Getiri var mı? Yok. O yüzden girilebilir. Tekrar söylüyorum, yatırım önerisi değildir. Tamamen benim vermiş olduğum bir bilgilendirmedir arkadaşlar. Diğer bir fon AFS fonu arkadaşlar. Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu. Bakın arkadaşlar bu da yine uzun zamandır bende olan bir fon. 6 ayda %47 getiri sağlamış. Zaten aşağı yukarı aldığımız fonlar birbirine benzer getiri sağlıyor arkadaşlar. Yani kimisi %100 vermişse diğeri %200 vermiyor. Yani bu çok böyle gerçekçi olmuyor yani aslında. %100 ise kimisi %130, kimisi %80.
Yani %20, 30, 40 civar bir pay olabilir. Bakın %40 geri getiri sağlamış. Bu da yine yatırım önerisi olmadan şu anda alınabilecek bir fon. Ben yine üzerine eklemelerle devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü neden? Yabancı bazlı bir fon hem de 1.92 eksi vermiş şu anda. %1.92 eksi vermiş. Alınabilir. Yatırım önerisi değildir. Diğer bir fonum arkadaşlar. TCD. Tacirler Portföy Değişken Fon. Geçen bir oran gördüm. Şok oldum. Göstereyim size. 5 yılda %3000 yapmış. Bu nasıl bir şey yani? Nasıl olabilir diyoruz. Şöyle son 5 sene diyelim. Arkadaşlar, tacirler portföy nasıl olabilir diyorsunuz ama bakar mısınız? %2847, %3000 diyelim, 30 katı. Yani siz 10.000'lik bir tacirler portföy fonu alsaydınız eğer 300 bin liranız olacaktı. 30 katı. Yani 30 katı, 3 katı olsa 30 bin lira. 30 katı 300 bin lira. 10 bin lira 300 bin lira. Enflasyon çıkın, onu bunu çıkın. Yani böyle bir rakam olamaz. İnanılmaz bir kar. Marmara Kapital'le beraber müthiş derecede kar veren bir fon arkadaşlar. 6 ayda yine %47'mizi almışız. Şu anda oturduğumuz yerden paramızı kazanıyoruz arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın sakın tabii ki dediğimi ama yani şu anda 100 bin lira koysaydınız buna 6 ayda gördüğünüz gibi 47 bin lira kar almış olacaksınız. Bölün 6 aya. Diğer fonları da bölün. Güzel bir kazanç. Yani 100 bin lira. 100 bin lirayı sabırla biriktirdiğiniz zaman çok ciddi kazanç elde edebilirsiniz. Yani bugün baktığımız zaman ayda neredeyse 7,5 bin lira para yapar arkadaşlar. Tabi yani 45 olsa 15 olsa 3 ayda 7,5 bin lira aylıksız kazanç sağlamış olacaksınız. Çok güzel para. Bir diğer fonum arkadaşlar ZDZ Agresif Değişken Fon Ziraat Bankası Portföy'ün. Ben bunu 6 ay önce girmemiştim. Diyelim ki 3 ay oldu diyelim. Yani aşağı yukarı 2,5 ay olmuştur. 3 ay diyelim buna biz. %83. İnanılmaz bir kar. 10 bin lira koyan şu anda 8.300 lira cebine koydu. 100 bin lira yatıran inanılmaz 83 bin lira kazandı. Yani çok büyük paralar arkadaşlar bunlar. 3 ayda ya bugün vadeli koymuş olsanız 2.5'tan aylık 7.5 kar verecek. 10'a katlamış, 11'e katlamış, 12'ye katlamış. İnanılmaz bir rakam. Nelere yatırım yaptığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. İncelebilirsiniz. Bir yılda da %200 kar vermiş. Diğer bir fon arkadaşlar DYN. Bu ismi değişti bu arada arkadaşlar. DYN olarak isim değiştirerek yine aynı şekilde Deniz Portföy'ün elektrikli ve otonom araç teknolojileri değişken fon olarak tekrar giriş yaptılar. Ben buna çok eski girmedim. 2 ay oldu gireli. Karlarımı almışım. Diyelim ki %30 kar almışım. Örnek veriyorum. Şu anda %-4 zararda ve yatırım önerisi olmadan çok rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla yatırım yapabileceğiniz bir fon arkadaşlar. Değişken fon bilginiz olsun. İçerisinde yatırım yaptığı enstrümanları değiştirebiliyor. Sizin yerinizde herhangi bir öngörüsü varsa portföy yöneticilerinin sizi koruma altına almış oluyor arkadaşlar. Risk olarak da siz hiçbir şey yapmadan kendileri bu riski zaten yönetiyorlar. Bir numaralı favorim her yerde söylüyorum. GUM. Yatırım önerisi değildir arkadaşlar. Ak Portföy Gümüş Fonu. Zarar kar ne olursa olsun her ay alabileceğiniz bir fon. İsterse ayda %100 yapsın. Ben yine alırım. Ufak ufak alımlarıma devam ederim. Ucu bucağı yok arkadaşlar. Bakın. Ben de 8-9 aydır var. Hadi ortalamaya bakalım. %70 civarında, 60-70 civarında bir kar almış durumdayım şu anda. Bakın arkadaşlar fiyatı 2.99, 3 TL. Bundan siz gidip de 10 tane alabilirsiniz. Var mı böyle minimum pay? Söylüyorum bakayım bir. Yok. 28 bin katılımcısı var. Türkiye'de kaç milyon insan var? Kaç milyon borsa yatırımcısı var? Bugün bir halka arza 2 milyon küsür kişi giriyor. Nerede bunlar? Bakın 28 bin kişi var burada sadece. Siz eğer Ak Portföy Gümüş Fonu'na yatırım yapsaydınız 6 ayda %61 karınızı almış olacaktınız. Burada grafiğini görebiliyorsunuz. İçerik olarak yabancı borsa yatırım fonlarına %75 yatırım yapıyor. Bunları görebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Sizler de böyle yaptığınız bu şekilde yatırım fonlarınıza girerek TEFAS Go Government yani devletin resmi sitesi
ayda, 6 ayda, 3 ayda, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak ne kadar kazanç vermiş bunları görebilirsiniz. Umarım arkadaşlar videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer faydalı bulup beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı, bu önemli videoyu da izlemesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa onlara göndermeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki fon videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.